Herkese merhabalar. Edebiyata başlıyoruz. Artık 5'te, 6'da, 7'de, 8'de Türkçe dersini öğrendik. Güzel bir şekilde dil bilgisini, anlam bilgisini öğrendik. Artık 9. sınıfta yepyeni bir dersle Türk dili ve edebiyatı dersiyle baş başayız. Dolayısıyla edebiyat önemli. Neden önemli? Çünkü ileride yani üniversite sınavına girdiğimizde YKS'de üniversite sınav puanımızın %60'ını oluşturan AYT'nin en önemli Türkçe kısmı edebiyattan oluşuyor. Yani edebiyattaki yazarlar, şairler, şiirler bizim kazanacağımız üniversiteyi belirleyen ders olacak Türkçe dersi adına. Ama tabii ki Türkçe paragraf bilgisi, anlam bilgisi, dil bilgisi her zaman için önemli olacak. O da birinci sınavda TET'de karşımıza çıkacak ki o da çok yüksek üniversiteleri istediğimizde bizim için önemli. Başarıya arkadaşlar çok çalışarak değil planlı ve verimli çalışarak ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ve şu da çok önemli ki e, bu e, yani şöyle düşünün lisede öğreneceklerimiz 9 ve 10'da öğreneceklerimiz TET olacak... 11 ve 12'de öğreneceklerimiz AYT olacak. TYT sınavının yüzde 40'ını, AYT yüzde 60'ını etkileyecek ve bu ikisinin toplamı bize YKS sonucumuzu, bu da tercihler sonrasında geleceğimizi ya daha doğrusu üniversite sonucumuzu verecek. Dolayısıyla şu anda dokun sınıf öğreneceğimiz bu konular bizim için sınavın önemli bir kısmını oluşturuyor. Ve biz bu büyük bir pasta olarak düşünecek olursak yani bu 4 dilimlik pasta olarak düşünecek olursak hatta ben bunu 1, 2, 3, 4 dilime böldüğüm gibi dönemleri de böldüğümüz zaman ikişer bir döneme böldüğümüz zaman bayağı dilimli bir pasta. Biz eğer bu dilimli pastanın dilimlerini tek tek yavaş yavaş adım adım bitirirsek lezzetli bir şekilde pastayı bitiririz ve hayallerimize kavuşuruz. Ama ya ben bu dilimi sonra bitiririm, dokun sınıf konularını sonra bitiririm, TET sona bakarım, AYT'ye sona bakarım diyerekten ben üniversite sınavına 12. sınıfta hazırlanacağım diyerekten hep işi sona ertelersek ne oluyor biliyor musunuz? 12. sınıfa geldiğinizde ya kazanamayıp yeniden hazırlanıyorsunuz, mezuna düşüyorsunuz ya da hayallerinizi küçültüyorsunuz, vites küçültüyorsunuz. Yani ben bu olmaz artık, iti olmaz artık, otte olmaz artık, hukuk, işte mühendislik, öğretmenlik olmaz artık deyip vites küçültüyorum ...diyorsunuz. Dolayısıyla şimdiden erken kalkan yol alır diyeceğiz. Erken kalkan başarıya ulaşır diyeceğiz. Şimdi hangi konulardan sorumluyuz? Birincisi dokun sınıf edebiyatta hikaye, şiir, masal, roman, tiyatro, biyografi, otobiyografi, mektup, günlük eposta gibi konulardan sorumluyuz. Bunlar son derece kolay arkadaşlar. Bunlarla alakalı hiç korkmanıza gerek yok. Bütün bunlardan üniversite sınavında iki üç tane soru çıkıyor ve bunlar da çok dikkatli bir şekilde yorumlandığında yapılabiliyor. Dolayısıyla edebiyattan korkmamıza gerek yok. Burada bizim bilgiye dayalı of ya aman diyeceğimiz tek konu belki şiir olabilir. Edebiyatla alakalı size şunu da söyleyebilirim. Okuldaki sınavlarımıza hocalarımız yazdığımızdan puan veriyorlar ama yazmadığımızdan eksik bıraktığımız bilgilerden de puan kesiyorlar. Dolayısıyla kağıtlarımızı doldurmamız gerekecek. Dil bilgisine baktığımızda yazım ve noktalama işaretleri her zaman için çok çok önemli. Zaten hem geçen sene girdiğiniz LGS'de hem de ileride gireceğiniz bütün sınavlarda ister bursluluk olsun ister üniversite sınavı olsun her zaman bu konulardan soru gelecek. Ya anlam bilgisinden soru gelecek. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiilin toplamından da ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında çok az soru geliyor. Bir iki soru geliyor ama bunları da konuları pekiştirmek adına bilmemiz gerekiyor. Şimdi TYT ve AYT hedeflerimizi unutmamamız gerekiyor. Çünkü bizler başarılı öğrencileriz. Yani şu anda siz beni izliyorsanız muhtemelen YouTube'da bambaşka eğlenceli, sosyal medyada bambaşka eğlenceli şeyler izlemek yerine bizi izliyorsanız, Tonguç Akademi izliyorsanız siz muhtemelen çalışkan, başarılı, gelecekte hayalleri, idealleri, hedefleri olan bir öğrencisiniz. Dolayısıyla ben şimdiden sizi uyarıyorum. TYT ve AYT pastasını dilim dilim bitirmeye davet ediyorum. Bakın 9. ve edebiyat konularının AYT dağılımına baktığımızda metin türlerinden iki, şiir bilgisayarından üç, söz sanatlarından bir soru çıkıyor. Yani normalde altı soruyu bu sene cebimize atmış oluyoruz. E, Dil bilgisine baktığımızda yazım iki, noktalama iki ve e, sözcük türlerinden de bir ya da üç soru gelebiliyor. Bazen az soruyorlar, paragrafı çok soruyorlar. O durumda tabii ki bol bol paragraf sorusu çözmeniz gerekecek. Hatta şöyle göstereyim size, bakın. Mesela paragrafik kitabımızı biz hangi sınıfta olursa olsun öğrencilerimiz çözünüyoruz. Hatta bunun paragrafi de var, bakın. Bu tarz uzun... Yoruma dayalı paragrafları şimdiden çözmeye alışırsanız sadece Türkçe dersinde değil aynı zamanda tarihte, coğrafyada, felsefede, din kültürü alak bilgisine hatta matematikte bile artık böyle uzun uzun yorumlu sorular çıkıyor. Böyle matematik sınavından çıkınca öğrenciler diyor ki hocam bu ne ya paragraf sınavından çıkmıştık gibi diyorlar. Dolayısıyla şimdiden paragraf soruları çözmeye kendinize alıştırmalısınız. İster paragrafi, ister paragrafikse her isterseniz her ikisini birden şimdiden belli bir düzenle çözerseniz. Erken kalkan yolları dersiniz. Yani vay be adam çalışkan şimdiden bitiriyor. Hayalleri büyük olursunuz. Şimdi Aynı zamanda bol bol kitap okumamız gerekiyor. Hem Milliyetin Bakanı hem YÖK Başkanı hem de ÖSYM Başkanı söylediği ortak bir şey var. Diyor ki çok kitap okuyan öğrenci sınavlarda başarılı olsun. Çok kitap okuyan öğrenci hayallerine kavuşsun. O yüzden biz de sizin çok kitap okumanızı tavsiye edeceğiz. Size kitaplar tavsiye edeceğiz. Neden? Çünkü siz bir kitap okuduğunuzda sadece buradaki sözcük dağarcığınız gelişmiyor. Sadece buradaki satırları takip ederken dikkat yeteneğiniz gelişmiyor. Aynı zamanda Diğer derslere yönelik soyut düşüncenize gelişiyor, hayal kurma yeteneğinize gelişiyor. Günümüzdeki öğrencinin en büyük avantajı sosyal medya sayesinde, genel ağ sayesinde yani internet sayesinde bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorlar. Ama aynı şekilde eğlenceye de çok hızlı ulaşabiliyorlar ve maalesef kitap okuma alışkanlıkları düşük oluyor. Ama kitap okuma alışkanlığı çok yüksek olan öğrenciler çok hızlı bir şekilde başarıya ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla biz size kitap okumayı tavsiye edeceğiz. Şimdi... Çok okumak lazım dedik. Niye? Çünkü yeni program metin merkezli. Yani bu şiiri kim yazmıştır demiyor da bir şiir veriyor. Bu şiirden hangisine ulaşılabilir diyor. AYT ve TYT'de yani bilgiye dayalı ve yoruma dayalı sınavda metin inceleme soruları var. Anlam bilgisi en çok sorunun geldiği kısım. Yani 40 Türkçe sorusunun 26 tanesi sözcükte anlam cümlede anlamda sayarsanız 34-33 tanesi net bir şekilde anlam bilgisinden geliyor. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam. Yazılarda metinlerden de sorun olacağınızı biliyorsunuz. Ayrıca çok kitap okuduğumuzda hızlı okuyabiliyoruz, yorumlama yeteneğimiz gelişiyor ve diğer derslerin sonuna daha iyi anlayıp güzel konuşma ve iletişim yeteneğimiz gelişiyor. Ayda mutlaka bir kitap bitirmeyi hedeflemeliyiz. Bunu size her zaman söylemiştik. Yıllık hedefleriniz olmalı, aylık hedefleriniz olmalı ve günlük planlarınız olmalı. Günlük planlarınız işte bugün bu kadar sayfa kitap okuyacağım, aylık planım bugün bu ay bu kitabı bitireceğim gibi olmalı. Yıllık hedefinize ben bu yıl 9. sınıfta takdir alacağım ve TET ile alakalı şu konuları bitireceğim olmalı. Kitap okuma alışkanlığını yeni ediniyorsanız roman ve hikaye türlerinden başlayabilirsiniz. Size vereceğimiz kitap listesinde bir seçenekler oluşturabilirsiniz, seçki yapabilirsiniz. Okul döneminde en azından beş kitap okumaya çalışmanız sizin için çok çok faydalı. Roman olarak Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü, Tarık Buğra'nın Küçük Ası" ve Dostoyevski'nin Suç ve Cezası... Üniversite sınavlarına direkt roman özeti olarak da sorulan dönemi ve insan anlamamız için gerekli olan süper realist eserler. Hikayeye baktığımızda Refik Halit Karay'ın gurbet hikayeleri, milli edebiyat sanatçısı, Said Faik Abasya'nın son kuşları, e, modern sanatçımız, Anton Çavun... bütün öyküleri, durum öykücüsü bunlar da önemli örnekler diyebiliriz. Tiyatroda Turan Oflazoğlu, Necati Cumal ve Turgut Özakman'ın eserleri net bir şekilde sorabiliyor. Bu sanatçıların da eserlerini okumamız bize çok ciddi bir yarar sağlayacaktır. Şiire baktığımızda Necip Fazıl, Yahya Kemal, Fazıl Üstü Dağlarca, Nazım Metran, Hikmetran, Atel İlhan da Türk Edebiyatı'nın en iyileri ve bunları da mutlaka okumalıyız. Diğer türlere baktığımızda La Fontaine'den Fabullar, Nurullah Taş'tan günlerin getirdiği, üniversite çıkan paragraf sorularının hazırlandığı önemli bir kısım. Tomris Uyar'ın Gündökümü, Sabahattin Eyboğlu'nun Mavi ve Karası, Abidin Dino'nun kısa hayat öykümü yine paragraf sorularının hazırlandığı önemli metinler. Temel kaynakları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerimizi dikkat dinlememiz gerekiyor. Öğretmenler bize kapıyı açıyor ama içeriye tabii ki de kendimiz giriyoruz. Oysa kapı açıldıktan sonra içeri girmemiz için ciddi çalışmamız lazım. Mutlaka güzel bir defterimiz olmalı. Not tutmalıyız ve okul kitabındaki metinleri okumalıyız. Metinle geçen bazı kelime ve kelime grupları bölümlerini incelemeliyiz. Yazarın biyografisine mutlaka bakmalıyız. Metin türleriyle ilgili açıklamaları mutlaka okumalıyız. Buralardan çok fazla soru geliyor üniversite sınavlarında ve Okul kitaplarında ünite sonlarında yer alan ünite ölçü ve değerlendirme çalışmalarında mutlaka yapmalıyız. çünkü Milli Bakanlığı fırsat eşitliği yapmak için tamam işte Tonguç yayınlarından paragrafiksi çözdüm şu yayınlardan şunları yaptım diyebilirsiniz ama Milli Bakanlığı Sinop'un köyündeki öğrenci de İzmir'in ilçesindeki öğrenci de Ankara'daki Diyarbakır'daki Edirne'deki Artvin'deki ya da Muğla'daki öğrenci de başarılı olsun fırsat eşitliği olsun diye mutlaka mutlaka soruları sizin ya dursun hele dediniz Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarındaki kazanımlara çok net bir şekilde bakarak. Onları, onlara göre hazırlıyor ve oradaki sorulardan da mutlaka faydalanıyor. Hatta oradaki soruları hazırlayan hocalar ÖSYM'de soru gönderiyor. Dolayısıyla üniversiteden çıkan sürpriz bir soru esasen Milliyetin Bakanlığı'nın devlet kaplarında sizlere ücretsiz bir şekilde verilmiş oluyor. Bunlara EBA'dan da ulaşabileceğinizi unutmayın. Anlayamadığınız kafanıza takılan şeyleri mutlaka sorun. Çünkü sınav sürecince, okul süresince, eğitim hayatınız boyunca yapmanız gereken en önemli şey okumak. Okumaktan sonra da soru sormak. Soru soracaksınız. Soru işaretini sadece ee, ya bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama ee, hani saf aptal insanlar kullanmıyor. Soru işaretini akıllı insanlar çok kullanır. Bilmek e, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Öğrenmelisiniz. Ne kadar çok soru çözüp, ne kadar çok yanlış yapıp, ne kadar çok onların çözümlerini soru sorarak öğrenirseniz o kadar çok doğruyu elde eder ve sınavda da o kadar büyük bir tecrübeyle başarılı olursunuz. Bizleri izlemeyi unutmayın. Bizler hem 9. sınıfta, hem 10. sınıfta, hem 11. sınıfta, hem de 12. sınıfta kampüs kanalında sizlerin peşini bırakmayacağız. Sizlerin başarılı olması için yüzlerce, binlerce dakikalardan oluşan Milyonlarca e, bilgiden oluşan, yüzbinlerce sorudan oluşan videoları sizlere ücretsiz vermeye devam edeceğiz. İzlerken not almayı unutmayın. Soru bankalarımızdan mutlaka çözün. Az önce gösterdiğimiz gibi paragrafik. Hatta şimdiden çözebileceğiniz paragrafik paragrafiksi her zaman tavsiye ediyoruz. Bu kitaplar üniversiteyi direkt kazandıran kitaplar. Neden? Türkçe 40 soru. 26'sı bunlardan geliyor ve hiçbir bilgi içermiyor. Açıyorsun şak 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 çözüyorsun ve belli bir e, odaklanma gücünüzü artıran yöntemle hazırlanmış durumda. Bunların harici bizim 9 sınıf edebiyat kitaplarımızdan örneğin sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı'ndan da çok ciddi bir şekilde faydalanabilirsiniz. Burada size konuları çok güzel bir şekilde küçük küçük parçalarla öğretip takıldığınız soruların da çözümünü uzman hocalar eşliğinde sizlere sunuyoruz. Amacımız aynı bize LGS sürecine hazırlanırken e, böyle hani sorularımız kaynaklarımızdaki o ahengi, rengi, uyumu teknolojiyi bu kitaplarımıza devam ettiriyoruz. Burada tabii ki artık espri oranları azalıyor. Daha ciddi, daha zor, daha TYT hazır bir şekilde ilerliyoruz. Çünkü artık bizler liseliyiz ve çok iyi liselerden çok iyi üniversitelere gidecek başarılı öğrencileriz. Dersten sonra belirli periyotlarla ders tekrar yapın. Tekrar çok çok önemli ve çıkmış soruları da üniversite çıkmış soruları da inceleyin. Çünkü çıkmış soru yine çıkabilecek bir sorudur. Özetle kitap okuyoruz, sorular çözüyoruz, videoları izliyoruz. Bu bizim bir avantajımız yeni Z kuşağının. Notlar tutup tekrar yapıyoruz ve hayallerimize ulaşıyoruz. Hadi bakalım Sizlere buraya isteklerinizi yazabilirsiniz. Bu soruyu cevaplamanıza gerek yok. Ödülü sorumuz şu. Dokun Sınıf kanalımızdan bizlerden neler istiyorsunuz söyleyin. Sizler 2006 tayfa, 2005-2006 tayfa olarak bizler için çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyoruz. Geçen sene beraber ter döktük buralara geldik. Şimdi de Dokun Sınıf'ta sizlere en güzel sonuçları, en güzel başarıyı elde ettireceğiz inşallah. Hadi bakalım birlikte çalışalım, birlikte başaralım. Bizler kapıyı açalım, sizler de içeri girip güzel sonuçlar elde edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizden isteklerinizi mutlaka yazın.